Süleyman Seyfi Öğün Hasta Kıt'a Avrupa'nın Entelektüelleri Birkaç gün evvel kendilerini Avrupa severler olarak tanımlayan, aralarında Salman Rushdie, Bernard Henry Levy, Milan Kundera, Alfred Celinek ve bizden de Orhan Pamuk'un yer aldığı Onlarca Nobel ödüllü yazar ve tarihçi bir bildiri kaleme aldılar. Bildiride kin ve nefretin ve bunların kanlı ihtiraslarıyla yüklü milliyetçi popülizmin saldırısına uğrayan Avrupa medeniyetinin çöküş içinde olduğu vurgulanıyor. Avrupa kamuoyları antifaşizm ekseninde gücünü Dant, Erasmus, Goethe ve Comenius'tan alan gönüllülük siyasetlerini yeniden keşfetmeye ve yeni bir ruhla direnmeye davet ediliyor. Bildiride en fazla dikkatimi çeken hususlardan birisi de Avrupa'yı Kremlin'in işgalci patronu karşısında yalnız ve savunmasız bıraktığı için Trump ve İngiltere'ye matuf olduğu anlaşılan sitemdi. Pan Avrupa fikriyle kaleme alınan bu bildiri, Atlantik Avrupa geriliminin derinleşmesinden şikayetçi. Çok belli ki Avrupa severler Obama günlerini özlüyorlar. Geçmiş olsun. Atlantik hegemonyası Avrupa'yı ezip geçmeye kararlı. Bunu yadırgamamak da gerekiyor. Zaten Avro ve Avrupa Anayasası temelindeki Birleşmiş Avrupa fikri başından beri Atlantik baskısını hafifletmeye matuf bir fikirdi. Atlantik Avrupa gerilimi 2. Genel Savaş sonrasında başladı. Bugün bu gerilimin kesin ve yıkıcı hesaplaşmasını idrak ediyoruz. Avrupa severler tuhaf bir şekilde bunu ıskalıyor. Avrupa severliğin veya daha genel olarak ifade edecek olursak, muhayyel panavrupacılığın, Avrupa fikrinin nesnel gerçekliğiyle bir alakası yok. Avrupa bir zamanlar Osmanlı Devleti için hasta adam sıfatını kullanmayı severdi. Tarihin cilvesi işte, bugün kendileri bu onur kırıcı sıfatın öznesi oldu. Avrupa artık hasta, Avrupa severler bunu görüyorlar teşhislerine diyecek yok ama anlamadıkları yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi hastalıkları bizzat kendi bünyesinin feodal ardalanlarından üremiş olduğu. Bolluk günlerinde Avrupa entelektüelleri ulusal birlik temelindeki temsili siyasal demokrasiye demediklerini bırakmadılar. Siyasal demokrasinin kültürel aktüel gerçeklikleri yok saydığını, ezdiğini ileri sürdüler. Siyaset yüklü ulusun yerine kültür yüklü sivil toplumu koydular. Niçin yaptılar bunu? Bana öyle geliyor ki Avrupa iki çelişkili fikrin oluşturduğu bir diyalektik üzerine bina oldu. Bunlardan ilki kilisenin temsil ettiği birlik fikriydi. Diğeri ise parçalanmışlığı ve yerelliği esas alan ve olgusal maddi bir karşılığı olan feodal pratiklerdi. Baskın olan ikincisiydi. Avrupa modernleşme tarihi itibarıyla da bu gerilimi devam ettirdi bin sene boyunca feodal parçalanmışlığı yaşayan Avrupa'nın en fazla zorlandığı modern geçit birlik fikriydi. Maddi zorunluluklar bir tarafıyla ayrışma, diğer tarafıyla da birlik dinamiklerini dayatıyordu. İlki Habsburglar gibi çok etnikli ve kültürlü yapıları dağıtıyordu. Bunun üstesinden gelmek nispeten kolaydı. Ayrışma fikri zaten feodal pratiklerin bağlamında meşruluk taşıyan bir niteliğe sahipti. Bunu liberal ulusçulukla estetize ederek kolayca başardılar. Elbette ulusal birlik, birlik fikrini uluslarüstü bir düzlemde savunan kilisenin tasavvurlarıyla kıyaslanınca güdük kalıyordu. Ama protestanlığın doğuşuyla kilise artık bu iddiasını taşıyamıyordu. Aydınlanma birlik fikrini kilisenin elinden aldı ve dünyevileştirerek yeniden yorumladı. Avrupalılık fikri 12 yıldızıyla bu dünyevi yorumun karşılığı olarak tecelli etti. Zor olan, mevcut dağınık parçaları bir siyasal birliğe kavuşturmaktı. Burada feodal kültürel dirençler çalışıyordu. Modern Avrupa tarihinin kanlı merkez kenar çatışmalarıyla yüklü olduğunu biliyoruz. Güç bela bunun da üstesinden geldiler. Mühim olan bütün bu süreçlerde bahsi geçen diyalektiğin işlemiş olmasıdır. Her bir birlik adımı feodal refleksleri, her feodal ayrışmada birlik fikrini harekete geçirmiştir. AB'nin bolluk günlerinde bu diyalektiğin keskinleşerek işlediğini gördük. Halbuki AB ideolojisi bu gerilimleri yatıştırmayı esas almıştı. Bir taraftan birlik fikrini derinleştirip büyütürken, diğer taraftan ayrıştırıcı kültür değişkenini siyasal projelerine zerk ettiler.'' Birlik içinde çoğullaşma, farklılıklar temelinde birleşme gibi teoride çok şık ama pratikte çok zor bir işe giriştiler. Entelektüeller bu süreci sıklaştırmak için çok uğraştılar. Anlamadıkları siyasal akıl ile kültürel aklın bağdaşmazlığıydı. Kültürel taleplerin siyasallaşmasının siyaseti imkansız hale getireceğini hesap edemediler. Terry Eagleton bunu çok hoş ve ironik bir dille ifade etmiş. Paris kafelerindeki epistemolojik tartışmaların kan davası getireceğini öngörmüştü. Dediği de çıktı. Kültür fetişizmi ve siyasetin kültürelleştirilmesinin doğuracağı netice yabancı düşmanlığı oldu. Kültürel kimlik ve farkındalık ayrışmayı doğuracağı belliydi. Bu ayrışmanın birbirliğe tahvili zihinlerde belki mümkündü. Ama vasatlığın hüküm sürdüğü toplumsallıklarda bu ayrışma ayrışma olarak kaldı ve en düz neticesini Featherstone'un ifadesiyle postmodern kabile savaşlarında Alan Minch'in ifadesiyle yeni orta çağda aldı. Avrupa severler özendirdikleri, kışkırttıkları sürecin altında kaldılar. Boşuna sızlanıyorlar. Süleyman Seyfi Öğün yetişir.